Görünmez Telefon Sezer'le birlikte postaneye gitti. Kuşadası'nın iki güzel kartını ayrı ayrı özere postaladık. Benim kartımda su kayağı yapan bir kız vardı. Sezer'inki Kuşadası'nın martılı güneşli bir denizinden çekilmişti. Kartta bile her şey hareketliydi sanki. Su kayağı yapan kız bir gökyüzü dolusu martı karta sığmıyordu. Postaneden eve döndük. Biraz armonika çalıp şarkı söyledikten sonra üstümüzdeki giysileri çıkardık. Mayolarımızı giyip denize gittik. Sıcak bir gündü. Sahiller insan dolmuştu. Kimisi denize girmiş, kimisi kumların üstüne serilip yatmıştı. Doğa mı insanları kucaklıyordu yoksa insanlar mı doğayı? Bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da en çok yaz mevsiminde doğayla insanların barışık olduğuydu. İç içe yaşıyorlar, karşılıklı birbirlerini kucaklıyorlardı. Yunan adalarından yatla, gemilerle gelen turistler vardı. Ne güzel yatlar, belki daha güzel olanı insanların birbiriyle kaynaşıp dost olmalarıyla. Şu çizgili bayraklı yat kim bilir nerelere aşıp gelmişti. Kısa pantolonlu, ağzı pipolu, şu turist hangi ülkedendi? Turistlerin yakınında gezerken, onları incelerken What is this? What's your name? demeyi öğrendik. Gün boyu o sözcükler düşmedi dilimizden. Annemi sinirlendirene kadar söyleyip durduk. Kızma çocuklara dedi babam. Böyle böyle İngilizce öğrenecekler. Öğreneceklerse gidip okullarında öğrensinler. Ben buraya kafamı dinlemek için geldim. Onların vatını, vutunu dinlemek için değil. Sezer biraz bozulur gibi oldu. Ne de olsa konuktu. Alınırdı böyle şeylere. Üzülme dedim. Annem zaman zaman böyle davranışlar gösterir ama öfkesi çabuk geçer. Gerçekten de öfkesi çabuk geçti. İkimizin de gönlünü aldı. Deniz kafeye götürüp karışık dondurma ısmarladı bize. Sezer'in dalgınlığına mı geldi bilmiyorum. Dondurmasını yerken what's your name dedi birden. Ardından da kırmızı olup annemin yüzüne baktı. Onu yalnız bırakmamak için ben de what is this dedim. Annem güldü yanaklarımızı sıktı. Sizi yaramazlar dedi. Yine beni kızdırmaya çalışıyorsunuz herhalde ama böyle bir yerde kızmam. O zaman sinirlerim bozuktu. Yorgundum. Kusuruma bakmadınız değil mi? Siz yine de bol bol what would deyip durun. Bir dili öğrenmek için bundan başka seçenek yok herhalde. O günden sonra her şey yeniden yoluna girdi. Bir gün Seza koşarak yanıma geldi. How are you? Ne demek o? dedim. Söylemem dedi. Gerçekten de ne demek olduğunu söylemedi. Evet, turistlerden yeni bir cümle öğrenmişti. Ama ne demek olduğunu bana niçin söylemiyordu? Azıcık kızdım ona. Hatta azıcık da kıskandım. How are you? Ben bir türlü söyleyemiyordum onun gibi kolay görünüyordu ilk anda ama dilim dönmüyordu. Ben söyleyemedikçe Sezar mutlu oluyordu. Sonunda doğru söylemesini de öğrendim anlamında. Akşam deniz kafede eğlence vardı. Hepimiz oraya gittik. Herkes çılgınca eğleniyordu. Sezar nedense tüm neşesini yitirmişti. Hiç kimseyle konuşmuyordu. Durmadan oflayıp pufluyordu. Görünmez bir şeyler acı veriyordu sanki ona. Biraz güldürmek, üzüntüsünü dağıtmak istedim. Ha Yanıt vermedi. Yine öyle canı sıkkın. Somurtup durdu. Ne oldu Sezer? Niçin bu kadar durgunsun? Üzüntülüsün söylesene dostum. Bilmiyorum dedi. Görünmez bir şeyler acı veriyor bana. Fazla konuşmadı. Kafeden dışarı çıktı. Ben de ardından çıktım. Boğuluyor gibiydi. Gömleğinden bir iki düğme açtı. Bağrına serin. Temiz havaya verdi. Ama sıkıntısını dağıtamadı. Saatler ilerlemişti. İçeride coşku, müzik giderek yükseliyordu. Bateri'nin elektro gitarın sesi yıldızlara, aya ulaşıyordu. İçeri girelim mi Sezer? Girelim. Uyur gezer gibiydi. Müzikle, dans edenlerle, şarkı söyleyenlerle ilgilenecek gibi değildi. Geceyi kendine de zehir etmişti bana da. Eğlence bitmeden kalktı, konuşmadan eve geldik. O gece uyuyamadı, bir yerleri ağrıyordu sanki. Yatakta dönüp durdu, ah uf çekiyor. Yorganı durmadan üstünden atıyordu. Gece yarısı uyanıp kalktı. Ben evime gideceğim demeye başladı. Niçin evine gideceksin Sezer? Ele bu saate nasıl gidersin? Zorla ikna ettim. Sabahleyin yine erkenden kalkıp ayağa dikildi. Ben evime gideceğim diye tutturdu. Hepimiz üzüldük. Farkında olmadan kırmış mıydık yoksa onu? Hayır diyordu. Hiçbirinize kırılmış değilim ama evime gitmek istiyorum. Kararlı görünüyordu. Baktık olacak gibi değil. Gönderelim dedi babam. Yine otobüsten yaya ayıttık. Hep birlikte götürüp arabasına bindirdik. Kuzeyimden ayrılışımız sessiz oldu. Onu aynı yerde aynı otobüste karşılamanın heyecanı yoktu. Beraberliğimiz, arkadaşlığımızı pekiştireceğine zayıflatmış mıydı yoksa? Otobüsü kalkarken hafifçe el salladı Sezer. Ben de salladım. Sezer'in otobüsü kaybolunca içimden bir şeyler ayağa kalktı. Kendimi tutamadım. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Üzülme dedi annem. Kavuşman öteki yüzü de ayrılıktır. Alışmalısın böyle şeylere. Babam hemen telefon açtı evlerine. Sezer'in annesi Nurhan teyzem çıktı. Babam bu gece Sezer'in birden İstanbul'a dönmek istediğini, bir türlü engel olamadığımızı, biraz önce de otobüse bindirip gönderdiğimizi söyledi. Terminalde karşılamalarını istedi. Daha telefon konuşması bitmemişti ki babamın yüzü apak oldu. Tüm dikkatiyle dinliyordu Nurhan teyzemin konuşmasını. Hayret yahu diyordu arada. Hayret. Telefonu kapattıktan sonra babam bir süre konuşamadı. Hayret diyordu yine kendi kendine. Hayret. Bize de söylesene bir adam diye kızdı annem. Dün bizim deniz kafede öğlendiğimiz saatlerde Sezer'in ikiz kardeşi özel ciddi bir trafik kazası geçirmesin mi? Sezer'in sıkıntısı ondanmış demek. Hayret ki ne hayret. Şu hayretleri bırak da dedi annem. Çocuğun durumu nasılmış onu söyleyiver bize. Hastanedeymiş dedi babam. Tehlikeyi atlatmış. Hepimiz donup kaldık üzülmüştük. Babamın yüzüne yavaş yavaş kan gelir gibi olmuştu ama hala hayret deyip duruyordu. Kuzenime geçmiş olsun dileklerimi bildirmek için telefona sarıldım. Çocuk yüreği gibidir bayram yeri. Stadyumda yerlerimizi aldık. Atatürk İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Barbaros İlköğretim Okulu, Namık Kemal İlköğretim Okulu. Onun arkasında Gazi Paşa İlköğretim Okulu. Daha ötede Devrim İlköğretim Okulu Piyale Paşa. Hepsinin pankartını okuyamıyorum. Bayraklar, flemalar gözlerimi alıyor. Renk renk çiçeklerle dolu. Tarlı gibi bugün stadyum. Bayram yeri çocuk yüreği gibi. Sevinç umut yüklü kıpır kıpır stadyumun ortası. Binlerce çocuk küçücük yüreğini alıp getirmiş buraya. Sahanın ortasına koymuş. Bunlar balon olmuş. Kağıttan bayrak olmuş. Pankart, kağıt, zincir, sancak, okul filaması olmuş. Koca stadyumun duvarları dar geliyor. Şal varlı kızlar, yavru kurtlar, yapıştırma bıyıklı küçük efeler. Bahriyeli çocuklar, küçük subaylar dolaşıyor ortalarda. Daha ötede polisler görünüyor. Sağlık ekipleri Kızılay çadırlarını kurmuşlar. Melek görünüşlü hemşireler dolaşıyor önünde. Her şey çocuklar için bugün. Neden bu kadar çok seviyorum bayramları? Günlerdir yapılan prova, yürüyüş usandırmıyor beni. Öğretmen yüreği de çocuk yüreğinin bir benzeri olsa gerek diyorum. Hiç yaşlanmaz bu yürek. Hiç yorulmaz, hep çocuktur. Onlar gibi günlerce önceden uykusunu yitirir. Onlar gibi bayram yürüyüşlerine hazırlanır. Onlarla birlikte şiir ezberler, şiir okur. Yine böyle bir günün ortasındayız. Tüm öğretmenler sınıflarının başında. Çocuklar kadar bizler de heyecanlanıyoruz. Konuşmalardan sonra sıra çocukların şiir okumalarına geliyor. Şiirlerin ayrı bir tadı var bayramlarda. Bandosuz, grapon kağıtsız, hatta yavru kursuz bayramlar olur da şiirsiz bayramlar olmaz nedense. Bir gelenek midir bu, bir yasa mıdır? Belki de onlardan öte bir şey. Şiir, tüm bunlardan ayrı bir güç, güzellik olmalı. Şiirsiz, çocuksuz bir bayram düşünün. Dünyanın en güzel trompetleri çalıyor, en güzel borular öttürülüyor. Bayrak, filama tamam. Marşlar o biçim yine de bayram yeri değildir orası. Kuru kalabalık gereksiz gürültüdür. Ne zaman çocukla şiiri alır alırsa, bayramdır o an coşkudur. Sevinçtir kanları kaynatan özgürlük, bağımsızlıktır. Ben bunları düşünürken şiir okuyacak çocuklar yığılıyorlar kürsünün önüne. Önce selam veriyorlar kalabalığa, ince, kalın, gür ama hep çocuk sesleriyle, çocuk duyarlılığıyla şiirlerini okuyorlar. Okunup biten her şiirin ardından alkış, trompet sesleri yeri göğü tutuyor. Dalıp gitmişim. Özer'in şiiri ikinci kez okununca şaşırdım. Koşup gittim kürsünün önüne. Yapılan hatayı anlamıştım. Bu ne biçim iş kardeşim diyordu görevli öğretmen. Salak mı senin öğrencin? İkinci kez çıkılır mı kürsüye iki kez? Aynı şiir okunur mu? Fazla aldırmıyorum. Şiir bu. İki kez de okunur, beş kez de. Ama yapılan yine de yanlışlık elbette. Durumu anlamak için Sezer'i çağırdım. Ne yaptın Sezer dedim. Beğendiniz mi yaptığınızı hatayı? Yine bir yanlışlık oldu öğretmenim dedi. Biliyorsunuz şiiri özel okuyacaktı. Baktım özel görünürlerde yok. Şiiri de ezbere biliyorum. Çıktın okudun tabi. Boynunu büktü, suçunu kabullenmiş gibiydi. Sen neredeydin Özer? Çok susamıştım öğretmenim dedi. Orada haber verdiler, sıran geldi, şiir okuyacaksın dediler. Ben de suyu içmeden koşup geldim. Kardeşimin benim yirmi şiirimi okuduğunu bilseydim ikinci kez kürsüye çıkıp aynı şiiri okur muydum hiç? Yine özdeş ikizlerin karışıklığıydı bu. Kızmaktan çok gülmek gerekirdi ama bunu nasıl anlatırdım görevli öğretmene? Ben bunları düşünürken şiirleri okutan görevli öğretmen yanıma geldi. "İkiz yanlışlığı olmasın bu." dedi. Güldüm. O da güldü. Anlaşmıştık. "Kasıt yok." dedi. Bu tür şeyleri önceden kitaplardan okurdum. Şimdi tanık oldum. Böyle bir yanlışlık öğretmen arkadaşımın hoşuna gitmişti sanki. Özerle Sezer'in yanaklarını okşadı. Gelin benim öğrencilerim olun dedi onlara. Sizi ben okutayım. Güldüm. Çabuk usanırsınız ama dedim. Bunların yanlışlıkları yaramazlıkları pek çoktur. Adlarını karıştırırsınız başta. Hangisinin Özer hangisinin Sezer olduğunu bilemezsiniz. Baktım karıştırıyorum. Alınlarına çıkmaz mürekkeple adlarını yazarım. Gördüm yeniden. Biz de aynı şeyi çok yaptık ama yine de başa çıkamadık. Ben çıkarım dedi. Bir başka formül bulurum. Kararlı görünüyordu. Versen kayıtlarını alacaktı gerçekten. Ne diyorsunuz çocuklar?" dedim. "Sizi bu öğretmene versem gider misiniz?" İkisi de gitmeyiz anlamında başlarını salladılar. "Bunlar benden ayrılmazlar." dedim. "Siz de onlardan öyle görünüyor ki bütünleşmişsiniz birbirinizle. İyi de anlaşıyorsunuz. Bunlar sizinle ikiz değil, üçüz olmuşlar." Görevli öğretmenin sözü doğru muydu? Bu sırada şiirlerin okunması bitmişti. Sıra ulusal oyunlara gelmişti. Sınıflarımızın başına geçtik. Elazığ ekibi oğlanlı kızlı çayda çıra oynuyordu. Renk renk poşuları, şalvarları, mendilleri yelin önünde sallanıyordu. Pala bayıklı davulcunun tokmağı koca stadyumun karnına güm güm iniyordu sanki. Zurnacı gökyüzünü zurnasına doldurup doldurup üflüyordu. Bayram yeri çocuk ve öğretmen yüreği gibi kıpır kıpırdı yine. Yumurta ve civciv. Baba, biz neden bu kadar benziyoruz birbirimize? Kardeşsiniz de ondan. Sen de amcamla kardeşsin ama bizim kadar benzemiyorsunuz birbirinize. Siz bizden farklısınız. Siz ikizsiniz. Ama tüm ikizler bizim kadar birbirine benzemiyor ki. Doğru, tüm ikizler tıpatıp birbirine benzemiyor. Ben bir ansiklopedide okudum dedi Özel. Amerika'da bizim gibi birbirinin aynı olan ikizler varmış. Amerika'da da vardır başka yerde de dedi babam. Sizin gibi tıpata birbirine benzeyen ikizlere ne derler biliyor musunuz? Özdeş ikizler derler diye atıldı Özer. Onu ben de biliyordum. Ama Özer benden önce söylemişti. Bir şeyi benden önce bildi mi pek seviniyordu. Yine öyle oldu. Gözleri parladı, mutlu oldu. Özdeş ikizliğin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Peki diye sordu babam. Ben bilmiyordum bunun yanıtını. Acaba Özer biliyor muydu? Bunu bilirse dedim içimden birbirimize benzediğimizin aslı yoktur. düz benden zekidir o akıllıdır. Özerken küme etti baktı açıklayamıyor sözü babam aldı. Çocuklar siz hiç tavukların kuşların yumurtalarından çıkışını gördünüz mü dedi. Gördük dedik ikimizde. Gerçekten de görmüştü komşumuzun oğlu Tarık civcivlerin yumurtalarını kırıp çıkacağı günlerde bizi çağırmıştı yumurtaların üstünde yatan kocaman bir kara tavuk göstermişti. Bakın demişti. Bu tava gurk derler tam 21 gündür yumurtanın üstünde yatıyor. Bu yumurtaların içindeki civcivler biraz sonra tık diye vuracaklar kabuklarını. Her birinin içinden güzel güzel civcivler çıkacak. Bizi aldatmıyor muydu? Ya çıkmazsa demiştim. Çıkar demişti. Bir şeyin saati vakti geldi mi kimse engelleyemez onu. Bu civcivlerin de vakti saati geldi. Artık kıracaklar kabuklarını. Şu gördükleriniz biraz sonra yumurta değil civciv olacaklar. Merakımız iyice artmıştı. Yere çömelip kara tavuğun altındaki yumurtaları izlemeye başlamıştık. Ama çabuk yorulmuştum. Dizlerim ağrımaya başlamıştı. Hemen ayağa kalkmıştım. Yalan söylüyorsun Tarık demiştim. Kandırıyorsun bizi. Bu kara tavuk 21 gün hiç ayağa kalkmadan nasıl yatar? Ben azıcık çömelince ayaklarım uyuştu. Kemiklerim kırılacak gibi oldu. Orasını bilmem demişti Tarık ama ben yalan söylemiyorum. Kara tavuk yumurtadan çıkacak. Yavruların sevgisi için bu acılara katlanıyor olmalı. Bilirsin annelerin çocuklar için katlanamayacağı hiçbir sıkıntı yoktur. Böyle güzel konuşamazdı Tarık. Belki de birinden duymuş onları söylüyordu. Belki de kara tavuğun 21 günlük sabrını gördükçe o da değişmişti. Özel de oturmaktan yorulmuş gibiydi. Kara tavuk kadar olamadınız be diye ikimize sinirlenmişti. İsterseniz çekin gidin ama ben sonuna kadar bekleyeceğim. Yumurtaların çatlayıp civcive dönüşmesini mutlaka göreceğim. Yeniden olduğu yere çömelmişti. İki elini yumruk yapıp çenesine dayamıştı. Tüm dikkatiyle yumurtaları izlemeye başlamıştı. Tarık'ın gurk tavuk gibi sabırlı oluşunu görünce bizler de başından ayrılamamış. Onun gibi çömelip izlemeye başlamıştık. Fazla zaman geçmemişti ki tavuğun altındaki yumurtalardan birisi ileriye doğru yuvarlanmıştı. Ben korkar gibi olmuştum. Bir yumurta kendi kendine nasıl yürürdü? Çok sürmeden yumurta ortasından ikiye ayrılmıştı. Kabukların arasından sarı tüylü, ateş gagalı, civciv gözükmüştü. Biraz debelendikten sonra annesine doğru badi badi yürümeye başlamıştı. Annesi kuk kuk ederek kanatlarının arasına almıştı onu. Bir yumurtadan iki civcivin çıktığını da gördünüz mü? dedi babam. Bir yumurtadan iki civciv mi? Çıkmaz dedim. Ben görmedim çünkü. Babam güldü, çıkar dedi. Bir yumurtadan iki civciv çıkarsa onlar da özdeş ikiz olurlar. İşte siz annenizin karnında tek yumurtada döllendiniz. Döllenmiş yumurtalar ikiye bölündü mü özdeş ikiz olurlar. Bu ikizler de tıpatıp birbirlerine benzerler. Ben bu açıklamadan fazla bir şey anlamadım. Özer anladı mı? Bilmiyorum. sünnet. Banyoyu severim. Arılıktır, duruluktur banyo. Aklıktır, paklıktır. Bazen düşünürüm doğada su olmasaydı acaba ne yapardı insanlar? Bunca kiremiz, pisliğimiz nasıl tükenirdi? Suyu banyoyu sevdiğim kadar kızıyorum da. Çünkü banyodan sonra iyice karıştırıyorum ikizleri. Su sabun bedenlerine koyduğum işaretleri alıp götürüyor. Onları yıkadıktan sonra kimin giysilerini kime giydirdiğimi bilemiyorum. Gerçi giysileri de aynıdır ya. Yine de gizli işaretlerim oluyordu. Kazaklarında, gömleklerinde, Banyodan sonra yine iyice karıştırmıştım onları. Dağ gibi çamaşır yığılmış banyoya. Bir yandan yemek, bulaşık. Ben onların hepsini bırakmış. Çocuklardan hangisini sezer, hangisinin özel olduğunu anlamaya çalışıyorum. En çok sevdiğim suya, sabuna kızıyorum bu arada. Sizi bir daha banyoya sokmayacağım çocuklar diye bağırıyorum. Kirden koksanız üstünüze bitler, pireler de düşse yıkamayacağım bir daha sizi. İki çıplak çocuk kucağımdayken aklıma bir kurnazlık gelmişti. Bunlardan birisini sünnet ettirelim demiştim babalarına. Birisi olur mu demişti. Olacaksa ikisi birden olur hanım. Yine saflı üstündeydi bizimkinin. Birisi sünnet olduğum hiç olmazsa banyoda karıştırmam demiştim. Uzun uzun gülmüştü babaları. İlahi hanım demişti. Onları birbirine karıştırmamak için hep pipilerine mi bakacaksın? Öyle demiştim. Başka ne yapabilirim? Kuzu gibi kulaklarından damgalatamayacağıma göre işaret pipilerine vururuz. En sonu babaların aklına yatmıştı. Gitmiş iyi bir sünnetçi bulmuştu sünnet ettirirken kendi aramızda sade bir tören yapacaktık. Yakın dostları, akrabaları çağıracaktık. Gününü belirledik. Hazırlıklara başladım. Doğururken olduğu gibi sünnet ettirirken de en büyük çaba annelerine düşüyordu. İlk önce sünnet elbisesini maşallahlı başlığını, sırmalı kaftanını aldım. Bugüne dek ikizler için çifti almadığım ilk giysiler bunlardı belki. Sonra satenden yorgan yaptırdım, dantelli karyola donattım. Başucuna maşallahlar astım. Tavandan balonlar, renkli fenerler, kağıttan zincirler sağlandırdım. Ayrıca çocuklara çikolatalar, oyuncakları aldım. Bizim sade dediğimiz tören dallandı, bullandı. İkinci, üçüncü dereceden akrabaları arkadaşlara kadar uzandı. Olsun diyordum içimden. Sünnete yaşamda bir kez yapılmıyor mu? Her şey arkadaşla dostla güzel. Onlarla paylaşılmayan mutluluk, mutluluk sayılır mıydı? Tüm hizmetleri severek yapıyordum. Evimin dolup taşmasını istiyordum ama içimde gizli bir eziklik vardı. Bir şeyi hep eksik yapıyor, yarım bırakıyordum sanki. Birine vereceğim ötekinden kaçıyordum. Bir ara vazgeçecek oldum kararımdan. Sonra toparladım kendim. Ne olursa olsun yapmalıydım bunu. Her şeye karşın başarmalıydım. Bu yaramazların korkunç benzerliğini bozacak kalıcı bir yol bulmalıydım. Ben karmaşık duygularla boğuşurken sünnetçi eve gelmiş koca çantasını açmıştı bile. Hepimiz ilgiyle bakıyorduk ona. Makası, prensesi ışıl ışıldı. Yara tozu, merhemi, iğnesi ipliği vardı. Oksijen, tentürdiyot koymuştu. Pamuğu, sargısı çoktu. Sünnetçilik güleç yüzlü bir adamdı. Durmadan şaka yapmıştı çocuklara. Tekerlemeler söylemişti. Kısa masallar, kurt, kuş, öyküleri anlatmıştı. Kendini hemen sevdirmişti onlara. Arkadaş olmuştu. Tüm bu hazırlıkların bittiği yerde sünnet başlıyordu. Sünnetçi göz ucuyla babalarına bakmıştı. Hangisi? anlamında işaret yapmıştı. Bilmem demişti babası annesine sormak gerek. Bana dönmüş, kapalı konuşmasını sürdürmüştü. Hangisi? Evet hangisi? Onlardan çok asıl karar veremeyen ben değil miyim? Hiç düşünmemiştim burasını. Hangisi? Kolay görünüyordu ilk bakışta ama şunu sünnet edin diyebilmek büyük bir cesaret, kararlılık istiyordu. Benim de kararsızlığımı görünce kararı ben vereceğim demişti sünnetçi. Seçimi ben yapacağım sürüden kurbanlı koyun seçer gibi elini atınca özeri tutmuş, çekip kucağına oturtmuştu. Hemen çantasından kırmızı kurdeleyi takılmış, mavi bir boncuk çıkarmış. Bak yavrum demişti. Önce sırmalı sünnet elbisini giyeceksin. Başına maşallahını takacaksın. Kaftanını sırtına geçireceksin. Küçük prenslere döndükten sonra senin pipine bu güzel boncuğu bağlayacağım. İster misin? İstemem demişti özel. Hiç pipiye boncuk bağlanır mı? Boşuna kandırıkçılık yapmayın diye ona sahip çıkmaya çalışmıştı Sezer. Kardeşimi sünnet edeceksiniz. Bunu açıkça söylesenize. Hepimiz onu kalmıştık. Uydurduğumuz onca yalanla çocukları değil kendimizi kandırmıştık. Tüm ısrarlarımıza karşın razı edememiştik Özer'i. Sizden bir isteğimiz var demişti Sezer. İkimizi birlikte sünnet ederseniz oluruz diye sözü tamamlamıştı Özer. Ya da hiç olmayız. Şimdi ikinizi birlikte sünnet ettirirsek paralarımız tükenir diye bir mazeret öne sürmüştü babaları. Ayrıca anneniz çok yorulur. İkinize birlikte hizmet edemez. Ne yaptıysak inandıramamıştık çocukları. Babaları yanına yaklaşmış. Ne diyorsun hanım diye kulağıma fısıldamıştı. İkisini birlikte sünnet ettirelim mi? Kabul etmem demiştim. İkisini de sünnet ettirsem kendi oyunumu kendim bozmuş olmaz mıyım? Yeter anam diye kızmıştı babaları bana. Sen de çocuklardan inatmışsın. Onları birbirlerine karıştırmamak için başka bir yol bul. Pipilerinden başka damga vuracak bir yer bulamadın mı? Tüm konuklar gülmüştü. Ben de gülmüştüm. Gerçekten pipilerinden başka damga vuracak yer kalmamış mıydı? Kararından vazgeçmiştim. Çocuklara tek tek sünnetçinin önüne getirmiştim. Kan görmeye dayanamadığım için yüzümü dönmüştüm hemen. Sünnetçi artık pipinize boncuk takacağım falan demiyordu. Daha birkaç dakika geçmeden geçmiş olsun demişti sünnetçi. İşte bu kadar. Kulaklarıma inanamamıştım. Sünnetçi bizimle dalga mı geçiyordu? Neredeydi o kanlar? Çığlıklar, ahatlar, gözyaşlılarına ne olmuştu? Hala gözlerim açamıyordu. Korkmayın hanımefendi demişti sünnetçi. Açın artık gözlerinizi. Gözlerimi açınca ikizleri yataklarında görmüştüm. Zaten yorganın, nazar boncuklarını, dantellerin süslediği yatakta birlikteydiler yine. Durmadan gülüyorlar. Biz pipilerimize kadar yine birbirimize benziyoruz anne diye benimle dalga geçiyorlardı arkası yağ